Evet, afiyet olsun herkese. Yadigar Hanımcığım. Efendim. Nasıl buldunuz ara sıcağı? Fena değil. Biraz iç malzemesi çok kızarmış ve çok erimiş. Birbirine girmiş. Yağın içinde. Evet, yağın içinde birbirine çok girmiş. O yüzden lezzet şeyleri tadı anlayamıyorum. Belki yoğurdun orada etkisi olabilir. Olabilir. Bilmiyorum nedenini. Yani lezzet alamıyor musunuz? Ya, lezzet bir tat geliyor. Tamam, tuzlu falan iyi ama istediğim şey yani sebzelerin içinde birbirine girişinden dolayı ne olduğunu anlayamıyorum. Çok ezilmiş, birbirine girmiş. Hani isterdim ki, hamurlaşma mı var? Evet, isterdim ki biraz daha tane tane olsun. Hani onun üstüne yoğurt olsun. Öyle isterdim. O yüzden. Ama bir yağ tadı yok değil mi? Yağ biraz fazla geldi bana. Yağ mı? Hı-hı. Anladım. Fazla geldi. Bir şey diyecek misiniz yağla ilgili? Çok iyi bir şekilde süzdüm. Hı-hı. Yani ama ne olursa olsun kızartmalarda. Kızartmada mutlaka oluyor. Mutlaka oluyor. Bir peçetenin üstüne koydunuz mu? Ya kızarttıktan sonra peçete üstüne aldınız mı? Tabii ki. Hı-hı. Hatta şöyle peçeteyi doldurup sıktı sıktı bıraktı. Sıktı sıktı bıraktı. O yüzden ezildi. O kadar ezilmiş miydi peçeteyle? Yani, bilmiyorum ki ben bak size gelmiş evet sizde var ama gelin bana bakın. Hani kaldık da böyle bir sıkar gibi dedik bandını tampon yaparcasına. Bakın yani. Bende öyle bir tane yok. Çok özür dilerim. İkiniz sürekli bir arada konuşuyorsunuz. Tamam, evet, tamam. Bir iki üç üçüncüsü hemen patlarım. Tamam, bakın ben hiç tane yok. Bakın gelin bakın. Peki peçeteyi emdirdiği halde yağ nasıl geldi? Bilmiyorum onun sorunu. Hatta Alper Bey dedi ki peçeteyi emdiriyorum dedi. Yine yağlı derlerse de dedi yoğurt koydum üstüne dedi. Yoğurt almadı mı yağını? Hayır yani yağ en son benim söylediğim yağlı şey. Diyor. En çok son söylediğim diyor. Evet yağ biraz fazla geldi ama onu sorun yapmıyorum. Onu söylemeye çalışıyorum. Patlıcanlar belki o sandığında patlıcanlar ezilmiş olabilir. Kızartma peki, da oluyor. Peki Alper Bey'in iddiasını doldurabilecek bir ara sıcak mı? Hayır değil. Bence güzel. Diğer arkadaşlarımın da yorumlarını alalım. Peki Ayşe Hanım ne diyor bakalım buyurun. Elinize tuz sağlık. Ama evet, tuz çok mu tuzlu seviyorsunuz yoksa? Bu biraz tuzsuzdu. Hı-hı. O yüzden attım. Normalde niye çok kullanmam tuzu. Suç işlemiş tuzu gibi söyledin tuz attığınız zaman. Şimdi Alper hayır, Bey. Ben Ayşe Hanım'ın özellikle baharat konusundaki yorumlarına çok güvendim dün. Ve bugün de hissediyorum onu. Baharat dikkat konusunda özellikle. Az bir şey döktüm. Az attım. Az bir. Attınız bıraktınız. Evet, tabii. Az biraz tuz döktüm. Közlediniz değil mi? Biberi. Tabii ki. Soydunuz mu? Kabuklarını soydum. Yok. Yani sizinki soyulmamış mı? Hayır. Kabuklar duruyor nasıl? Evet, şu an Ayşe Hanım'dan geliyor yani kabuklar. Yani özellikle ona baktım. Kabuklar kalmış duruyor herhalde bazılarında. Köz yapıldıysa hı-hı bunun soyulması gerekiyor. Hı-hı. Değil mi şefim? Doğru. Evet. Evet. Sebzeleriniz gayet güzel. Pişmiş. Çok erimiş madde var mı? Çok erimemiş. Hı. Güzel. Ara sıcak mı? Evet ara sıcak. Yoğurt koydum. İçindeki sarımsak geliyor mu ağza biraz? Sarımsak yok, çok değil. Tamam. Az koydum zaten. Evet. Hani davet sofrası falan diye. Az sarımsak var ama yani en büyük hatanız şu. Hı-hı. Yoksa ara sıcak. Soydum evet, aslında sıcak da o an belki gözden kaçırdım. Ama soyduğuma eminim ya. Herkes de gördü. Ama gözümüzün evet önünde de kabuk sizde duruyor. Yoğurt nasıl soyulmuş? Bunlar ben soyulmamış. Soyulmuş. Benimki zaten birbirine girmiş. Çok onca biber soyuldu. Nereye gitti? Sebzeleri güzel pişmiş. Şey yapmadım ama yok, sebze pişmiş mi? Şu kenarından bakar mısın? Bir saniye. Nerede buldunuz kabuk? Sizde de mi var ya? Yok kabuklu yani. Evet. Evet. Hayır belli zaten. Evet belli yani. Tabii tabii yok burada da var belli ama tabii soyulması gerekiyor değil mi? Efendim? Soyulması gerekiyor. Tabii ki rahat yemek için. Daha iyi olur. Yani. Daha iyi olur değil onun gerçekten soyulması gerekiyor. Güzel olur soyulsa. Evet Ayşe Hanım. Katıldım. Peki Yağmur Hanım siz nasıl buldunuz? Ben de dediğim gibi kabukları soyulmamış. Ama sizden beklemezdim. Çok özür dilerim. Gerçekten sebzeleri güzel, içindeki sebzeler aslında ölü gelmedi güzel geldi ama bana da sarımsağı çok yoğun geldi. Allah Allah. Evet arkadaşlar çok az attım halbuki. Az geldi ama bana da çok sarımsak çok azalttım tadı geldi. Ay, kaç diş koydunuz? Geldi. Efendim? Kaç diş koydunuz? Ortalama şu kişilerin iki diş koymamışımdır. İki diş koymamışsınızdır. Tabii. Yoğurt ne kadardı peki? İşte yani 5-6 kaşık falan mı var burada? Yoğurt mu? Evet. Daha yani fazla yoğurt var. Sarımsağı beni çok fazla rahatsız etmedi aslında. Beni de etmedi. Sarımsağı beni çok rahatsız etti. Siz çok sarımsağı yoğun geldi. Ben de yapacağım yorumu birazdan. Peki beğendiniz mi ara sıcak olarak? Lezzetli bir ara sıcak yediniz mi? Yani güzeldi. Teşekkür ederim. Şey ama sarımsağı dediğim gibi çok... Size çok geldi. Keskin geldi. Peki Yadigar Hanım'ın gözlemesi mi bu sandal mı ara sıcak olarak? Tabii ki bu. Tabii ki bu. Hı-hı. Yadigar Hanım el açması yaptınız ama hiç kıymet yani etmedi. El açması yaptı, ellerine sağlık. Hayır kurdu, öyle. Emek ben verdi Yadigar Hanım'a saygı ama... Saygı duyuyorum. Tabii. Olabilir. Bu daha Yadigar Hanım sizin güzel tek hatanız o gözlemenin evet soğuk, güzeldi. Evet. Soğuk olması. İşte, soğuk olması ne biliyor musun? İşte gerçekten ben dün onu söylemeye çalıştım benim evimde. Dedim ki tabii hani olabiliyor bakın bugün de Alper Bey
işte karıştırırken bir an boş bırakmış. Bunlar evet. gibi olabiliyor. Sizde de olacak, onda da olacak, onda da olacak. Tabii. Bunlar olabiliyor. O yüzden evet. Ona göre. Peki Büşra Hanım yorumunu yapsın, gelsin Alper Bey. Bir yandan yemeklerini ısıtıyor. Hemen geliyorum. Büşra Hanım yorumunu yapsın, siz dinleyin Alper Bey. Ben oradan. Dinliyorum efendim. Buyurun. Ben beğendim, güzel. Tane tane yani hani öyle hepsi bir arada kızartılmamış gibi değil zaten. Sadece kabuk evet. Kabuğunu zaten keserken de fark ediliyor zaten. Büşra Hanım bugün nedense her hep şeyi beğendin, beğeniyor. Hayırdır evet, inşallah. Hayırdır. Ne olabilir? Vallahi bilemiyorum. Yani. Alper Bey'den mi korktun? Ne olabilir? Bilemiyorum ki. Yo. Yani şu an şaşkınım. Ben de şaşkınım. Hayır zaten olduğu gibi yorumu yapıyorum. Baştaki yani bu güzelse güzel yani evet. Ne olacak peki? Yani niye beğenmesin? Niye beğenmeyeyim size? Yani? Dün böyle değildi. O yüzden. Hayır yani desem ki benim şimdi, günüm oynuyorum bana Kadir puan Bey, verecek ya da. Biberi söylemeseydim yani kabuklarını söylemeseydim şu an hiçbirinin onu söyleyeceğini zannetmiyordum. Nereden beynimizi mi okuyorsunuz? Ben demeseydim siz orada kabuğu görecek miydiniz? Görecektim tabii ki ben zaten keserken zorlandım burada. Bence göstersinler size. Neyse, ben burada görmüş hiç keserken... olmaz. Yani hiç zannetmiyorum. Görmüş boşa gitmemiş yani. Ayrıca ya diyorum sizin benle ne alıp veremediğiniz var ben onu anlamıyorum. Ne olabilir ki? Sürekli bir aşağılama geçti. Yok diş telleri yok misafir ağırlamayı bilmiyorsunuz. Biraz ağır oldu. Yani bir niye değil iki değil. Ne var yani. Bunda ya? Nasıl yani. Ne var? İyi o zaman hiçbir şey konuşmayalım hayır. Yani. Ayrıca hayır ben size biz desem ki Alper Bey'le gibi bir çekişiminiz var. Ne oluyor sana dedi. Sen dedi hayırdır dedi çorbayı beğendim bunu. Ona niye takmıyorsun bana söylüyorum takıyorsun? Söylüyorum zaten ama diyorum ki ben bunu fark ettim diyorum. Ben zaten bunu fark ettim. Bakarsınız zaten izlerken. Evet. Ben bunu keserken zaten zorlandım yani. Evet. Büşra Hanım'ın yemeği beğenmesi Ayşe Hanım'ın dikkatini çekti. İkidir yemekleri beğeniyorsun sen hayırdır inşallah. Dedi. Beğeniyordur yapmayın. Olabilir yani çok yok, normal. Yok hayırdır inşallah dedim. Ne güzel. Biberi ben Allah söylemeseydim versin. Söyleyecekler miydi acaba? Belki lezzet olarak onun damak tadına uymuştur. Evet doğru. Öyle düşünelim. Belki uymuştur. Evet, belki birine doğru. Uymamıştır. Herkesin damak nasıl mesela domates yani çorbası için Yağmur Hanım dedi benim tarifim var. Bu bana değişik geldi. Güzel ama değişik geldi dedi. Ben tarifini hala merak ediyorum tabii. O ayrı. Göreceğiz öğreneceğim mutlaka. Kaçışınız yok. Ama öyle yani. Teşekkür ederim. Peki afiyet olsun. Büşra biraz gerildi ister istemez. İyi misin? İyiyim. Ayşe Hanım'a mı gerildi, Yadigar Hanım'a mı gerildi? Şey bak, ama bak zaten izlerken kırıcı bir görürsünüz. Şey söylemedin. Hayır, sadece dedim ki. Hayır Bekir, Yağmur Hanım'ınki bayağı alakası. Sarımsağı yoğun diyor. Nerede sarımsağı yoğun? Nasıl yoğun değil ya? Değil. Sarımsak yani beni çok rahatsız etti. Şu an ağzımda i̇şte kokmaya başladı yani. İşte seni rahatsız etmiş. Siz peki yani diyorsunuz yok, ki ben söylemesem fark etmeyeceksiniz. Nereden yani biliyorsunuz? Beni mi okuyorsunuz? Arkadaşım ben sadece biberin kabuklarından bahsediyorum. Tamam ben de tamam değil. İşte benim bunu söyleyip söylemeyeceğim. Nereden söylediniz diye ben söylemedim yani. Bunu kameralarda da görürsünüz zaten. Emin ben bunu zor ben kestim. Bunu söylemeseydim hiçbirini söylemeyecektiniz. Tamam tamam siz evet sizin arkanızdan geliyoruz. Peki Yadigar Hanım'dan niye tamam, rahatsız oldun? Gel. Ha? Yadigar Hanım'ın hangi yorumdan rahatsız oldunuz? Benim hakkımda yorum yapıyor işte yok Alper Bey'e onunla işte beğeniyor falan filan. Ay ne üzdüm ya de, ne saçmalıyorsun üst sen be? Üst üste de işte yok diş telleriniz yok işte siz misafir ağırlığı kötü böyle bir şey masa yani gördün mü? Kötü bir şey mi? Tabii hepimiz ki kötü. Burada konuşuyoruz. Ama bak, bir şey söylüyoruz yani. Hani ya diyoruz senin adam damak zevkin kalmamış ondan anlamıyorsun. Yok, tamam bundan, da bunu benim ne kişilik olarak şeylerimden vurmanıza gerek yok ki. İşte ne yok var, diş telleri vurunca, var da o yüzden hissediyorsun. Sen vuruluyor musun diş tellerinden? Gayet normal bir şey. Herkes normal bir yapıyor. Şey. Evet. Hayır diş teli şah, yani şahsına yani, ait bir şey ya. Bir, ha, o yüzden hani onun vurgulanmasından rahatsız olduğunu ifade etmek istiyor. Ay, ben bilemiyorum ki bana söylesin neden rahatsız yani olacağını. Mesela dün ben size Alper Bey'e dedi yani. Şekerim mi düştü? Şeker hastasınız. Nasıl bu zorunuza gidiyorsa o da benim zoruma gidiyor şeker yani. Şeker hastalığı mı? Ben şeker hastasıyım İşte siz zaten. Öyle deyince zorunuza gider ya ben hani. Ben şeker hastasıyım zaten diyebilir. Tamam dün tepki gösterdiniz ya o da diyor ki ona sen tepki gösterdin ben de ondan rahatsız oldum. Söyleseydin söylemezdim canım benim. Ben seni böyle cümle kullanacağını nereden bilebilirim? Ben de seni bilemiyorum böyle algılayabileceğini o yüzden. Bir de Büşra Hanım dün Alper Bey dedi ki bu üçü dedi hepsi dedi bir olmuşlar dedi. Ben dedi şu an dedi şaşırıyorum diyor. Şu an tam tersi diyor. Oldu bayanlar. Üçü bir olmuş ona demedim. Hiçbir şey söylemediniz. Hayır, üçü bir olmuş evet demedim Ayşe Hanım. İyi de bak yok yok şöyle dediniz dedi ya bayanlar konuşuyorlar. Şöyle onun öncesinde ay, Büşra Hanım değil. Buyurun olur, siz söyleyin. Estağfurullah buyurun. Onun öncesinde Büşra Hanım Yadigar Hanım'la biraz takışmıştı ya. Onun vermiş olduğu bir sakinlik, bir sinir vardı. O yüzden o bir kenardaydı. Evet. O yüzden o cümleye girmedi çok fazla. Yüz ifadesi çünkü aynı şu anki gibi evet bayağı bir yani sinirlenmişti. O zaman hiç kimse yine sesini çıkartmadı. Ben o yüzden... Ses çıkartmaması iddiayı kabul ettiği anlamına mı geliyor? Nasıl yani? Bazen susmak da bir cevaptır ya.
Yani susması size ne ifade etti? Bu bizim birlik olduğumuzu evet. söylemesi mi? O zaman sesini çıkarsaydı diyor. Yok hayır ben o zaman önce... zaten ben o zaman da yorumumu yaptım. Sonuçta yorumumu ben niye birlikte olayım ki dedim. Parayı tabii. bölüşmeyeceğim, bir şey yapmayacağım. Doğru. Neden? Ben ya görüşürüz birbirimizi tanımıyorum ya, Allah aşkına ya. Lütfen. Niye birleşebilir? Niye ben mutfakta uğraşıyorum? Yani. Ya da şey olabilir onu ya diyorum. Ya diyorum siz uğraşıyorsunuz değil mi? Neden bölüşesin ki yani paranı? Hayır ben ne uğraşayım? Benim günüm geçti yavrum. Örnek Hı. veriyorum. Ayşe Hanım sen uğraşacaksın. Birine mi vereceksin buradan Hüsnü parayı? Hüsnü bir şey diyeceğim. Alper Bey için bugün dedi ki inanılmaz değişti. Dün başkaydı bugün bambaşka. Yadigar Hanım dünle aynı mı? Aynı. Sana göre? Değil. Niye? Neden? Siz de karşılık veriyorsunuz. Kısasa kısas yapıyorsunuz mesela. Yapacağım. Hayır, size karşı peki? Bize bana karşı olana da anlam veremiyorum yani. Sabahtan beri bir aradaydık. Bu mu çıktı ağzından şimdi? Yadigar Hanım sizin ağzınızdan çıktığı için ben karşılık veriyorum. Hı hı. Vallahi Büşra'cığım senin komplekslerin var. Ben seninle uğraşamam ya. Vallahi. Burada zaten hem ben senden yakça büyüğüm. O yüzden ya, yani bir şey söylüyorum alınıyor. Bir şey söylüyorum alınıyor. Bir şey ya görüyor beni. Ya durup dururken alınmıyorum ki ben. Söyledi. Durup ben dedi, onu böyle gördüğüm için bir şey diyemiyorum dedi. Demedi mi masada? Ben ne yapayım şimdi? Onunla konuşmayayım mı? Bir şey demeyeyim Peki, mi? Peki. Daha önümüzde yemeklerimiz var. Alper Bey ellerinize sağlık. Elinize sağlık. Ben çok teşekkür ederim. Dünkü yorumunuzdan sonra açıkça söyleyeyim. Böyle bir ara sıcak asla beklemiyordum Hı-hı. sizden. Yani en az iki çeşit bir ara sıcak muhakkak Hı-hı. sizden bekliyordum. Hı-hı. Şöyle değişik görünümlü evet. soslu bir şeyler bekliyordum. Hı-hı. Bunu ara sıcak olarak ben çok kolay buldum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.